ben de ona aynen cevabını verdim tabii. Valide Sultan geldi. Ve yanında kız kardeş Sultan. Minik kuşum neredesin? Merhaba. Hoş geldin hanım kızım. Aynı şeyi ben sizin için söyleyemeyeceğim yapışıkçadılar. Hoş bulduk efendim. Böyle şeyleri bana hiç söylemez ki. Seni. Firdevs, biz Masar'a boşu boşuna gelin adayı arıyormuşuz demek ki. Baksana, o kendine ne de güzel bir kız bulmuş. Demek onun için bizim gösterdiğimiz gelin adaylarını kabul etmemiş. Evet, bu hanım şey oluyor. Ben ne desem bilmem ki. Evet, haklısınız. Bu hanım benim evlenmek için seçtiğim gelin adayı mı desem, yoksa ben bu söylediğimi yalanlasam mı? Yani sarımsaklamasam da mı saklasam, tarlaya bekereyi mekereyi eksem... Öyle de Sema gelin adayın olsun. Evet, oy birliğiyle karar verilmiştir. Sema hanım benim gelin adayımdır. İsminiz neydi acaba? Sema. Ah, benimki de Firdevs. Mazhar abim olur. Ah, Allah'ıma bin şükürler olsun ya Rabbi. Sonunda bu günleri de gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem vallahi. Ah, nerede o günler? Ruşen amcanlara karşı başım dik olabileceğim artık. Benim de oğlum evleniyor. Nihayet. Aman şuna da bakın. Taze ot bulmuş beygir gibi nasıl da seviniyor. Ay gidip bu müjdeyi herkeslere yetiştirelim. Yürü Firdevs, yürü çabuk. Hadi çabuk koş çabuk. Hemen herkeslere söyleyelim. Ay ne kadar sevindim ya Rabbi, ne kadar sevindim. Yani başlayalım. Neyse. Kusura bakmayın yani böyle söylediğim için kusura bakmayın. Birkaç gün içinde ben bir yalan uydurur, Sema Hanım hakkında söylediğim şeyleri düzeltir, durumu kurtarırım. Rica ederim Mazhar Bey. Esas biz size teşekkür borçluyuz çünkü bize evinizi açtınız. Ama çok şükür, hiç lafı bile olmaz. Ferruh Bey ne iş yapıyorsunuz? Yani yapıyordunuz sağlığınızda. Mazhar! Ne zamandır görüşmemişler? Senin geyik muhabbetini mi çekecekler yani? Hadi kalk gidelim. Onların da konuşacak özel bir şeyleri vardır. Vallahi eşeklik bende ya. Siz rahatınıza, keyfinize bakın, biz gidiyoruz. Biz de tamam. Ne düşünüyorsun canım? Seni düşünüyorum bir tanem. Beni mi? Nasıl yani? İznim bitince ben ait olduğum öbür tarafa döneceğim. Sen de o zontafa denilen aşağılık herifin yanına döneceksin. Evet maalesef. Ama buna bir çare bulmalıyız. Çare mi? Bunun nasıl çaresi olabilir ki? Dul bir kadın olmanın çaresizliği yüzünden ona geri dönmek zorundayım. Halbuki iyi bir insanla evlensen gözüm arkada kalmazdı canımın içi. Yani şöyle seni koruyacak, benim kadar olmasa bile seni sevecek iyi biriyle evlenmeni çok isterdim. Lütfen böyle konuşma Ferruh. Senin böyle şeyler düşünmen tuhafıma gidiyor. Ya ölü kocamın bana diri bir koca aratması beni utandırıyor. Utandırmasın hayatım. Şu fani dünyada senin mutlu olmanı düşünmek zorundayım. Senin o heriften ayrılıp iyi bir insanla evlenmen en büyük arzumdur. Ama kim bu iyi insan? Nereden bulacağız? Artık öbür tarafa gitme vaktimiz geldi. Yarın yine gelecek miyiz? Geliriz. İzin süresince bu tarafa gelme hakkım var nasıl olsa. Hoşça kal Semacığım. Tamamdır. Yolluk mu alıyorsun? Güle güle canım. Güle güle görüşürüz. Hadi güle güle. Görürsünüz birbirinizi. Mazhar Bey iyi geceler. İyi geceler Ferruh Bey birader. Hazır mısın? Hazırım. Kapı çalıyor. Ben bakarım. Gerek yok Semacığım. Sen otur sen. Zahmet etme. Ben bakarım. Ben bu kapıya yıllardır bakıyorum. Alışkın bana. Kayınvalide Sultan geldi. Kardeş Sultan da geldi. Ay, bil bakalım sana ne aldık? Şişme plastik gelin adayı desem herhalde değil. Sana damatlık aldık. Damatlık mı? Evet abi. Önceki damatlığın Reyhan'la nikah masasına oturup kalkmaktan eskimişti. Biz de sana yenisini aldık. Şimdi durduk yere buna ne gerek vardı ya? Hoppala. Reyhan'dan sana salaklık mı bulaştı? A benim minik kuşum. Sema Hanım kızımla evlenirken blüdy mi giyeceksin? Heh? Ben size yorgunluk kahvesi yapayım efendim. Ah canım. Ay gelinin de maşallah pek hürmetliymiş. Ver bak kızım. Bunları da sana aldım. Bana mı aldınız? Elbette sana ya. Ay 40 yılın başında bir gelin sahibi oluyorum ayol. Daha sana neler alacağım neler. Biz geldik. Hoş geldin ruhum. Sema canım ne oldu sana? Kim yaptı seni böyle? Zontafa. Pislik herif! Ona haddini bildirmenin zamanı. Dur! Eğer izin verilenin dışında bir şeyler yaparsan cezalandırılırsın. Ama görmüyor musun kadının halini? Zavallı. Yaptıkları cezasız mı kalacak? Merak etme. Zontafa'nın cezasını ben verebilirim. Ben biraz sonra geliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ruhsarcığım o Zontafa denilen herifi delirtmeden buraya dönmez. Mazhar Bey sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyleyin canım çekinmeyin. Burada biz bizeyiz. Mazhar Bey siz iyi bir insansınız. Ruhsar Hanım'dan da çok duydum. Uzun lafın kısası karım Sema ile evlenmenizi istiyorum. Ne? Ferruh sen ne diyorsun? İnek gör.
Şu bıraktığı paraya bak, gene az para bırakmış. Ulan bunda ne yapılır? Anca iki el oyun oynanır. Belki üçüncü elde kazanacağım. Ay kahtabay. Bir gelsin eve, ben ona gösteririm gününü. Kadın kısmını dövmezsen kadınlığını hissetmez tabii. Yok ya, ben şimdi sana başka bir şey hissettireyim de gör. Ulan kabus mu görüyorum ne? Anne, nereye gidiyorsunuz lan? Ben de harcayacağım. Lan, lan gitmeyin. Ay, paralar gitti. Anne. Bu ne lan? Paralar gelip beni satın aldı. Şimdi ben de yapmam gereken şeyi yapacağım. Anne, ne yapacakmışım? İşte bunu. Anne, oh! Vurma lan, lan. Lan, lan. Vurma, oğlum. Ay. Fakat siz ne diyorsunuz Ferruh Bey? Sema'nın iyiliği için bunu istiyorum sizden. Bakın siz iyi bir insansınız. Ve karımın mutlu olmasını istiyorum. Onu kötü insanlardan koruyacak biri lazım. Ve bu sizden başkası olamaz. Ferruh, sen ne dediğini farkında mısın? Evet, farkındayım. Sema, dünden beri düşünüyorum. Seni o Zontafa denilen pisliğin elinden ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Zontafa'yı Sema'dan boşatıp sizinle evlenmesini sağlayalım. Ama nasıl olur? Masar Bey, size yalvarıyorum. Bunu ölmüş bir insanın son arzusu olarak görün lütfen. Eğer bunu kabul ederseniz ruhum hep huzur içinde olacaktır. Yoksa çok acı çekeceğim. Ama ruhsar böyle bir şeye o ne der? Ruhsarla konuşup ben hallederim. Evet, Zontafa'ya gereken cezası verilmiştir. Ah, Ferruh'un bugünkü izin süresi doldu. Ben Ferruh'u yukarı götürüp tekrar geleceğim hayatım. Hazır mıyız Ferruh Bey? Evet, hazırız. Mazhar Bey, inanın böyle bir şeyi ben istemedim. Ferruh çok istiyor. Çok, çok zor bir durum Sema Hanım. İşte döndüm. Aa, ne oldu Masar? Ne bu halin? Bir şey mi oldu? Ruhsar'cığım sakin ol. Söyleyeceklerimi sonuna kadar dinlemeden de beni tavuğa ya da maymuna çevirme lütfen. Ne diyorsun sen ya? Hayır, böyle bir şey nasıl kabul edersin ha? Dur, sinirlenme, korkutma beni ya. Bu bir ruhun son arzusu. Lütfen beni eski halime getir. Ya bu şekilde Allah muhafaza beni bir horoz görse ne yaparım ya Ruhsar? Ne yaparım? Ne yaparım? Sen ne utanmaz adammışsın be? Karını kendi ellerine kocama nasıl verirsin? Bundan da ne derler biliyor musun? Ama öbür türlü de o Zontafa denen pis herif zavallı Sema'ya hayatı zindan edecekti. Yok ya! Sen ve karın bizi kesinlikle ilgilendirmiyorsunuz, tamam mı? Ben kocamı istiyorum. Ruhsar, sakin ol yavrum, sakin ol. Her şeyi güzellikle halledebiliriz. Ahiret bir güzellikle kurtulabilir. Her şey bir ruhu sevmekle başlar. Saçmalama gözüm abla. Bunun tartışılacak hiçbir yanı yok. Ben kocamı kimselere veremem. İlk yağmurda gidip o karını kendi evine yollayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.